Teşekkür bekliyorsun galiba. Ya yok canım, onu sonra hallederiz. Benim şimdi bana özür borçlu olan birini görmem lazım. Yalnız kız iyi bir ablaymış, takdir ettim. Bir dakika. Sen Hazan hakkında iyi bir şey mi söyledin? Yani belliydi zaten. Kardeşi ünlü olsun diye kendini pazarlayan bir abla. Çok etkileyici. E tabii keşke ablalığı gibi karakteri de iyi olsaymış. Öyle tek derdi kolay yoldan yırtmak olmasaymış. Ne oldu? Utanıyor musun yoksa sevgilinden? Ya bırak. Ben kaçtım. Ben bıraktım zaten koçum. Kafam rahat. Babam ısrar etmeseydi dün gece parmağımı bile kımıldatmayacaktım. Asıl sen bırakabilecek misin? Anne. Hasan. Bindaz ablana daha fazla yük olmayalım kızım. Olmuyor böyle, olmuyor. Bir an önce başımızın çaresine bakmamız lazım bizim, bir an önce. Sen önce bana bir bak. Bakalım kendini nasıl affettireceksin Hazan Hanım. Ecem. Kızım. Kraliçem benim. Bak. Bu eller var ya, bu eller. Görüyor musun ellerimin halini? Bak anan bu ellere çok beddua etti. Kırılsın, yansın, kurusun bu eller diye çok beddua etti. Sor ablana, değil mi Hasan? Anne deme öyle ya, tövbe. Yok öyle öyle kızım. Tövbe ettim zaten. Bundan sonra sana bir fiske bile vurmayacağım. Tamam mı? Söz vurmayacağım kızım. Tamam mı? Bundan sonrasını konuşacağız zaten anne. Oturup hep birlikte konuşacağız. Yeni bir başlangıç yapacağız artık. Konuşalım tabii kızım, konuşalım. Yeni bir başlangıç yapalım. Kardeşin geldi ya. Çok şükür, konuşalım. Oh, mis kokunu özledim ben senin. Hiç ayrılma, bir dayanım lan. Hiç dayanamam. Thank you.
Merhaba. Ben aldım kardeşimi. Biliyorsundur herhalde. Bozuksun sen tabii şimdi bana. Ama söyleyebilirdin. Yani abine ne kadar bayılmasam da madem kardeşimi getirecekti söyleyebilirdin. Tamam. Biraz ağır konuştum galiba. Haklısın. Bir özür borcum var sana. Peki o zaman. Hadi çık dışarı borcunu öde. Nasıl? Ne? Alo. Alo. Özür dilerim. Bu kadar değildir herhalde, değil mi? Gerçekten özür dilerim. Bak şöyle baştan alalım. Sinancığım. Devam et. Bunu da oyuna çeviriyorsun ya. İkinci bir emre kadar oyun kelimesi yasak sana. Tamam? Sinancığım. Kullandığım o ağır sözlerden, acımasız, küfürden biter. Abartmasak o kadar. Söylediğim tüm o ağır... Sinancığım. Söylediğim tüm o ağır sözler için... Tüm kalbimle... Tüm kalbimle... Özür dilerim. Yanlış. Tüm kalbimle... evimin anahtarını kabul ediyorum. Ben gerçekten senden özür dilemek için gelmiştim ama sen yine bunu da... Oyun kelimesi yasak sana. Çeksene şunu gözümün önünden ya. Çok inatçısın biliyorsun değil mi? İnatçı olan sensin. Sen bana bir teklifle geldin, ben de sana hayır dedim. Bu kadar. Al evinin ayrını gör. Ya ev konusunda seni bu kadar gerenle anlamıyorum ki. Benim olmasa başka birinin kiracısı olacaksın. Bak doğup büyüdüğüm ev diyorsun. Ben sadece kira bedeli karşılığında bana çalışmanı istiyorum. Ne var bunda ters olan? Bana emrivaki yapmandan hoşlanmıyorum. Tamam mı? Senin ne özel spor hocan olmak ne de kiracın olmak istiyorum. Bu kadar. Bitti. Gerçekten çok inatçısın ama ben inadı çok severim. Sıktı ama artık ha. Aynen. Ne yapıyorsun? Çocuk musun? Kaç yaşındasın ya? Sinan. 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 Ya aç şunu ya. Kapının elinde kalsın o zaman. Zır deli ya. Hayret bir şey. Anne nereye? Hani konuşacaktık üçümüz? Konuşuruz kızım. Üçümüz de konuşuruz, ikimiz de konuşuruz. Ablan gelecek şimdi. Benim bir işim var, onu halletmem lazım. Hemen gidip geleceğim, tamam mı? İç sen çorbanı. Hadi kızım benim, hadi. Anne? Ne yapıyorsun sen burada? Öyle bir bakınayım dedim ya. Sen ne yapıyorsun, nasıl giymişsin etmişsin? Nereye? Git şu kardeşinle ilgilen biraz. Ablalık yap. Açılmıyor bana. Hiçbir şeyini anlatmıyor. Tamam.
Tamam, korkutma kız sen de. Hep beraber konuşacağız zaten. Şu Yasin meselesi... O benim meselem. Anladın mı? Benim meselem o. Şuna yardım et. Sen nereye böyle ya? Ben bir Naz ablan gelmeden bir yere gidip geleceğim. Halletmem gereken çok önemli bir mesele var. İyi, sen gel de ben de iş bakmaya gideceğim. Artık ne bulursam yapacağım. Başımı sokacak bir yer lazım. Böyle evsiz barksız olmuyor. Hadi. Hasan Hanım. Evsiz olmaz tabii. Hı? Evsiz olur mu hiç? Evsiz olmaz. Allah'ım sen şu Fazilet kolunun çenesine güç kuvvet ver ya Rabbi. Kapı açmalarını da pek özlemişim ama ha. Hayırdır Fazilet Hanım? Zarfı bıraktığına pişman mı oldun? Hoş bulduk Güllü Gülten, hoş bulduk canım. Anam senin derdin de zarf olmuş. Şu zarfı al da sen de kurtul, ben de kurtulayım ha. Hazım Bey'le mühim bir meseleyi konuşmam lazım. Çekil bakayım şuradan. Yani bu ev meselesi doğru diyorsun öyle mi? Ve sen avukatım olarak bana bu konuda bilgi vermedin. Hiçbir şekilde bunun bir izahı olamaz. Yarın şirkette görüşürüz. Hoşça kal. Allah'ım sen benim aklıma mukayyet ol. Gel. Hazım Bey, Fazilet Hanım sizi görmek istiyor. Burada mı şu anda? Buradayım Hazım Beyciğim. Buradayım. Bunu vermeye geldim size. Babam evde değildir inşallah. Sen bana güven. Babanı dert etme. Bundan sonra dert biziz. Hı? İşte mesela şu arabayı bile dert etmek lazım. Çoluk çocukla uğraştırma beni Yasemin ya. Ya sevgilisi arabasını parçalar, yeni araba alınır ona. Ondan sonra gider kaza yapar, yeni araba alınır. Bak biz ne zamandır arabayı değiştirmek istiyoruz ama mümkün değil. Şimdi gitti kıytırık sevgilisine ev aldı. Babanın gıkı çıkmıyor işte. Vay. İhale Fatih dönmüş ha. Oğlum zevzek zevzek konuşma. Aç da bir gazete oku. Ne oldu şimdi buna ya? Sen gel bakalım benimle küçük prens. Bakalım abine gerçekten ne olduğunu merak ediyor musun? Buyurun. Oğlunuzun son terbiyesizliği. Anlayamadım. Terbiyesizlik de ne ki? Şerefimize edilmiş bir küfür. Onurumuza, gururumuza yapılmış bir hakaret. Gerçi bu oğlunuzun ilk hakareti değil. Biliyorsunuz. Yani Sinan'ın hediyesini kabul etmiyorum diyorsunuz. Öyle mi? Doğru mu anlıyorum? Allah yazdıysa bozsun. Tabii kabul etmiyorum. Ahlaksız teklifin adı ne zaman hediye olmuş acaba? Teklif mi? Ne teklif? Neden bahsediyorsunuz siz? Bakın oğlunuz ne adap biliyor ne edep biliyor. O kazadan sonra bizim iki yakamız bir araya gelmedi. Bunu biliyor musunuz? Mahallenin yüzüne bakamaz olduk. Yetmedi kızım oğlunuz yüzünden işsiz kaldı. Benim yaşadıklarım da malum. Onca mağdur olduk da biz gene de edebimizi bozmadık. Yani haddimi aşmak istemem Hazım Bey. Kusura bakmayın. Ama karşınıza biz değil de
Şöyle anasının gözü insanlar çıksaydı var ya. Teklif demiştiniz Fazilet Hanım. Teklif. Teklif dedim, evet. Kızım hediyesini kabul etmeyince oğlunuz Sinan gel kira niyetine bilmem kaç saat yanımda dur demiş. Bu nasıl bir iş teklifi? Bu nasıl bir teklif? Hazım Beyciğim yani benim aklım almıyor. Biz günlerdir analı kızlı komşumuzun evinde sığıntı gibi yaşıyoruz. Yani sizin oğlunuz için o ev nedir ki? Çerez parası. Ama bizim için çok mühim. Çocuklarım o evde doğdu büyüdü. Maneviyatı çok yüksek o evin. Yani sizin şu yalıdan bile daha yüksek maneviyatı. Bakın, bakın biz ne kadar zor durumda da kalsak, sığıntı da olsak, kızım işsiz de kalsa biz böyle parayla ezilecek insanlar değiliz Hazım Beyciğim. Keşke oğlunuz gerçekten iyi niyetli olsaydı da o teklifi bana etseydi. Ben de derdim ki o zaman bak bak Fazilet bak. Çocuk gerçekten sebep olduklarına üzülmüş, yaramızı sarmak istiyor bak öyle derdim. Anlayamadım. Allah şifasını versin. Saliha Hanım'ın ne zaman iyileşeceği meçhul. Yani gelip deseydi bana Fazilet Hanımcığım ya da çalışın kira karşılığı deseydi ben de gelirdim size danışırdım. Kızımın da onuru böyle kırılmazdı. Ama tabii sizin oğlunuz beni ister mi? İstemez. Ne olmuş? Benim kızım onu reddedince hesabı kitabı yapmış, iş ev almaya kadar gitmiş. Görüyor musunuz siz? Tabii beni istemez sizin oğlunuz. Boşa mı aldı o evi? Boşa mı aldı? Amacı başka Hazım Beyciğim, amacı. Yani haddimi aşmak istemem ama yani sizin şu oğlunuza bir hayat dersi vermeyi çok isterdim. Benim oğlum olsaydı eğer. Evet. Bir ders. İyi bir ders. Ne dediniz? Duyamadım. Boşa aldı Fazilet Hanım. Benim oğlum o evi boşa aldı. Zor getirdim abini eve. Babana çok kırgın. Büyük gol yemiş babanla. Yani Yağız babanın ayağıyla büyük gol atmış. Tatsız olmuş gerçekten. Ama iş hayatı bu Yasemin. Vardır babamın bir bildiği. Sen o iş hayatı ile ilgili böyle çok değerli fikirlerini lütfen kendine sakla. Ben senden abin için yardım istiyorum kardeş oğlum. Fırtına kopmadan yatıştır diyorsun yani. Eyvallah. Benim abilerimin arasını yapman bir meyhane gecesine bakar aslında. Merak etme sen. Diyorsun. İyi. Tamam o zaman Şirin şey. Hadi bakalım göster marifetini. Yani bu nasıl olacak ben anlamadım Hazım Beyciğim. Yani oğlunuz dedi kiraya çalışın. Siz dediniz çalışın ama ev sizin olsun. Yani bu benim kafam karıştı anladınız mı? Nasıl olacak bu iş? Yani tapusu Sinan Bey de oğlunuz da yarın bir gün gelse bu iş olmaz dese ne olacak? Ha bir de Saliha Hanım var. Yarın gelecek ben işimin başına geçtim diyecek. Ne olacak o zaman? Ha yok. Bu iş olmaz. Bu iş yaş iş. Ben böyle yaş işlere gelemem. Yarından itibaren sizi işinizin başında görmek istiyorum. Gerisini düşünmeyin. Ha öyle mi diyorsunuz? Aman efendim, önce bir Sinan Bey'le konuşsaydınız. Hani yani ben şimdi giderim kızlara söylerim. Sonra Sinan Bey yan çizer, gene kalıveririz öyle dımdızlak ortada. O yüzden şey ettim yani bir Sinan Bey'le. Yeni işiniz hayırlı olsun Fazilet Hanım. Evinizde de güle güle oturun. Madem siz öyle uygun gördünüz, öyle olsun. Hayırlı olsun. İyi günler. Gel bakalım Sinan Efendi. Gel bakalım. Ay şükür ya. Neredesin sen ya? Neredesin Yasemin? Babamın yüzüne bakasım yok. Yanımda olmanı istiyorum. Sen çıkmış dışarıda Sinan'la laklak yapıyorsun ya. Ya Sinan benim ceketimi çok beğenmiş de nereden aldın diye sordu. Onu konuşuyorduk. Ha.
Sana yazı randevu ayarladım. Komik misin sen? Bilmem. Bu gece 3 kardeş kafa dağıtacaksınız. Ah benim güzel karıcığım. Ah benim canım karıcığım. Ben de günlerdir düşünüyorum ne yapsam ne yapsam da böyle kardeşlerimi alıp böyle otursam, kafamı dağıtsam diye kara kara düşünüyordum ya. Emin ol yani. Onlar dağıtacak hayatım. Onlar dağıtacak ve sen toplamayacaksın. Neyin peşindesin sen? İkiye karşı bir hiç adil değil, değil mi? Sen Yaz'la kavga edeceksin. Sinan arada kalan kardeşi oynayacak. Sonra da sen arkanı döndüğün zaman onun yanında yer alacak. Zaten baba da kapı gibi arkalarında. Yok öyle. Madem Yaz'la köprüleri atacağız, bütün kardeşlerin arası bozulsun. İyi de yani burada Sinan'ın ne suçu var? Sen Ankara'dayken Yaz'ı delirtti. Birbirlerine girmeleri an meselesi. Şimdi fitile bir ateş yeter. Sen de o fitili ateşleyeceksin. Ve sonra bakalım neler olacak. Şeytan. Refik'cim. Akşam bize güzel bir masa kur egemenler olarak. Sen deyiz, tamam mı? Nasıl ya? Babanız sizi çağırıyor Sinan Bey. Yukarıdaymış. Baba, dün göremedim seni ya. Bir hoş geldin diyemedim. İhalede bir şeyler olmuştu. Sen boş ver ihaleyi. Esas sana hayırlı olsun. Ne hayırlı olsun bana baba? Ev sahibi olmuşsun oğlum. Baba bak, hiç sinirlenme. 3 kuruşluk bir şey. Ben sana borcumu ödeyeceğim. Mutlaka. Mutlaka ödersin tabii. Hiç kuşkum yok. Yalnız benim anlayamadığım, kimin parasıyla kimin borcunu ödeyeceksin sen? Ama sen bana kızı mağdur ettin dedin, ben de... Sen de büyük hayırsever Sinan Egemen olarak yardım elini uzattın. Aslan oğlum ya, işte benim oğlum ya. Oldu o zaman. Oldu evet. Gayet iyi oldu. Artık senin borcun falan yok. Fazilet Hanım ödeyecek senin borcunu. Nasıl yani? Fazilet Hanım bizim evde çalışacak. Borcunu ödeyecek. Biz kendisiyle anlaştık. Bir dakika. Bizim anlaşmamız böyle değildi ki. Anlaşmayı sen kızla mı yapacaktın? Ne oldu? Bozuldun mu? Senin bu ev numaran boşa düştü galiba. Ah! Ne diyeyim oğlum? Kızına niyet, annesine kısmet. Anladın mı Fat baba? Tamamdır. Bir şey lazım olsa ben de buradayım. Tamam, ben zaten akşam uğrayacağım. Tamamdır, eyvallah. Çok geçmiş olsun tekrar. Eyvallah, tamam. İyi miymiş ha? Nasıl olmuş? Açmış mı gözlerini? İyiymiş. Kendine gelmesini bekliyorlarmış. Ya şükür boşluğuna gelmiş de yarısı mühim değilmiş. Ama çok kan kaybetmiş mevzu. Çok mu kan kaybetmiş? Of, benim aptallığım ya. Benim aptallığım. Yani saatlerce bekledim ya, saatlerce. Tamam ablacığım ya, sıkma canını. Bak iyiymiş, buna da şükür ya. Yalnız bizimki finito, ben size söyleyeyim. Rıfat baba böyle ağzının ucuyla konuşuyorsa telefonda... bizimki hapse girmese de baba evine bir daha zor girer. Ya ne hapsi ya? Ben isteyerek kaçtım. Onu anana soracaksın kızım. O iş öyle istedim de kaçtım olmuyor. Şikayetçi değil mi ana? Abla, halledeceğiz biz onu. Yani vallahi halledemezseniz fena. Sen daha reşit bile değilsin be kızım. Nereye kaçıyorsun ya? Aman! Konuşana da bak. Sen yardım etmedin mi sanki? Vallahi zaten bir daha tövbe. Bir ağırlığımız, bir şeklimiz var bizim arkadaş. Bu nedir ya? Sayende bilardo salonuna bile giremeyeceğiz daha. Elime sağlık. İbret olsun. Neyse tamam. Hadi kaçtım ben. Ararım seni akşam hastaneden, merak etme. Ya abla. Ya hapis mapis yatmaz değil mi? Ya şimdi sen reşit değilsin ya. Bir de... Bir de ne? Ne? Yani işte...
Bak, ilk ve son defa soracağım bunu sana, tamam mı? Sonrasında yok da... işte ablan olarak sormam gerekiyor. Siz o gece... yaptınız mı siz bir şey? Yani biliyorum yapmamışsınızdır da... Yani... Yapsak ne olacak ki? Yapsak ne olacak? Ablan kafanı kırardı bir. Yasin hapislerde çürüdü iki. Ya yapmadık tabii be. Manyak mısın? Tövbe tövbe. Tamam sen de sıkma artık canını Ececiğim ya. Tamam mı ablacığım? Yasin'i kurtaracağız bir şekilde. Annem de şimdi ev meselesinden falan Yasin Masin'i hak getir. Onu tur gider. Tamam. Yatmaz değil mi ya? Olmaz değil mi öyle bir şey? Ha? Ya Fazilet. Ya. Meğer bu çukura Şükür'le giresin de varmış. Bakma kız çukur çukur dediğime. Sensizlik de zormuş yani. Zormuş sensizlik, zor. Alışmışız ayol. Alışmışız. E sevir mi sanki kabahat? Hı? Ben seni çürüttüm, sen beni çürüttün. Öyle yuvarlanıp gittik işte. Ay. Gücenme. Çok kahrımı çektin, çok. Kader utansın, daha da çekeceksin. Görüyor musun bak hem kendini yaktı hem o gencecik dalyan gibi çocuğu yaktı ya. Benim kızla görüştürmem artık vallahi. Neme lazım? Duyma. Sakın duyma. Eğme başını. Bir kere eğersen bir daha kaldıramazsın. Of. Şimdi Binnaz ablalarda da ne laflar. Hayır ya. Ya. Abla ne oluyor? Anne. Kafalarına göre yerleştirmişler. E tabii nereden bilecekler? Aman Allah. Anne bunu yapamazsın ya. Aa geldiniz mi? İyi gelin. Yardım et kızım. Ay. Ya tamam bırak bırak. Bırak. Al sen şöyle şuraya koy. Anne biz geri mi döndük eve? Yok öyle bir şey. Geri falan dönmedik. Burası artık bizim evimiz değil. Gittin anahtarı aldın sokaktan geldin eve değil mi? Pes ya. Ya. Ne oluyor artık? Biri bana bir şey anlatabilir mi ya? Ne oluyor kızım be? Ne oluyor? Allah Allah, evimize geldik işte. Olan bu, evimizdeyiz. Anne, ben Sinan... Bey'in teklifini kabul etmedim. Öyle mi? Ama ben Hazım Bey'in teklifini kabul ettim. Abla hadi artık ya. Asma artık suratını. Ya sen benden daha çok seviyorsun bu evi. Seviyorum da. Yani benim kafam almıyor ya. Bu annemin yaptıklarını kafam almıyor. Yani onca olan biten şeyden sonra bu Hazım Bey'e nasıl iş teklif ettirdi bu kadın? Annem bu. Ama onlar da baba oğul iyi teklif ediyorlar yani. Ece. Abla. Dün aradığımda telefonun zaten Sinan'daydı. Adam sana ev alıyor. Zorla sana iş vermeye çalışıyor. Ne oluyor artık ya? Anlat bana ne oluyor o Sinan'la aranda? Bilsem. Bilmiyorum ki. Ya en başından beri oyun oynuyor benimle diyorum. Sonra öyle bir an oluyor ki. Bir bakış mesela. İnsan oyun için böyle bakamaz ki diyorum.
onca laf kalabalığın arasında böyle minicik bir şey söylüyor, kalbime dokunuyor. Sonra bir an geliyor, böyle bir şey yapıyor, bir oyuncak değilim ben dedirtiyor. Artık yüzünü görmek istemiyorum, canım acıyor artık diyorum. Sonra bir bakıyorum, karşısına geçmişim. Sarılmış babam için ağlıyorum. Abla sen yani bayağı bayağı açılmışsın bu çocuğa. Yani babamızı anlatacak kadar, sarılıp ağlayacak kadar. Bilmiyorum ki ya. Alt üst etti beni. Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Resmen sarhoş etti beni. Hadi bakalım egemen biraderlerim. Herkes cebindeki taşı döksün. Kafa göz yarmaya geldik bugün. Vallahi benim cebimde taş yok. Ben taşı kafama yedim. O taşı ben atmadım ama. O taşı sen atmadın da. Babama kendi ellerinle verdin. Yetmez mi? Babam doğru karar verdi. Yani böyle son dakikada vermesi biraz yanlış oldu ama... Merak etme. İlerleyen günlerde sonucunu görünce bu geceyi böyle hatırlamayacaksın. Helal olsun lan sana. Vallahi helal olsun ha. Niye? İşte ben de bu eksik biliyor musun? Bu soğukkanlılık, bu duygusuzluk eksik bende. İşte ben bu yüzden kaybediyorum. Öyle senin gibi duygularımı aldırmadığım için. Robot olmadığım için kaybediyorum ben. Abi ne yapıyorsun ya? Çocukluğunda da böyleydi değil mi bu? Sinan mı hatırlayacak benim çocukluğumu? Hatta sen hatırlıyor musun lan benim çocukluğumu? Abi ne yaptın ya? Ya da dur bir dakika dur. Babama soralım ya. O kesin hatırlıyordur. Sorsana babama. 12 yaşında... 12 yaşında dünyanın bir ucuna yatılı okula gönderdiği oğlunun çocukluğunu hatırlıyor muymuş? Hatırlayamaz. Bu ailede kimse benim çocukluğumu hatırlayamaz abi. O yüzden böyle duygusuz muygusuz muhabbetlerine girmeyeceksin abi. Tamam. Abi. Hava alacağım. Abi çocukluktan bahsetmeseydin iyiydi ya. Boş versene. Kimse bana maval okumasın arkadaş. Orada yalnız geçirdiği her günün karşılığını aldı. Babamın altın çocuğu olarak aldı. Birbirlerine girmeleri an meselesi. Şimdi fitile bir ateş yeter. Sen de o fitili ateşleyeceksin. Ve sonra bakalım neler olacak. Niye gelmiştin lan sen buraya? Ha, niye gelmiştin? Böyle mi ateşleyeceksin fitili? Böyle mi? Aptal herif. Geri zekalı. Aldır lan şu duygularını artık. Aldır şu duygularını. Beyler, nerede kalmıştık?
kafam karman çorman ya. Yani zaten onca yıldır öyle uzaktan uzaktan kalbime yapmadığı kalmadı. Şimdi gelmiş bir de aklımla oynuyor. Abla. Ay yerim seni ya. Kızarıyorsun kızım sen. Ya bak böyle yaparsan konuşmam ama. Ya ablam ya bana anlatmayacaksın da kime anlatacaksın ya? Ya ne olur yani bir kerecik kalbini dinlesen. Böyle kendini bir rahat bıraksan. Bir şans versen. Ne olur yani? Kıracak kalbimi. Biliyorum. Tuhaf olan ne biliyor musun? Kırılmaktan korkmuyorum. Kandırılmaktan korkuyorum. Benimle oyun oynuyorsa, beni kandırıyorsa kaybedeceğim şey gururum değil ki. Kalbim. Ben kalbimi kaybetmekten korkuyorum. Ya sen de haklısın aslında. Yani o çocuk biraz değişik bir tip ya. Böyle hiç abisine benzemiyor. Kız sen abisini nereden biliyorsun? Şey... Ne? Yani böyle abisi biraz şey ya hani biraz ağır ya. Hı. Ondan. Ha, Sinan Efendi'yi çözdün. Sıra abisine geldi öyle mi? Çok alemsin Ece. Anne pes ya. Vallahi kapı dinlediğini belli etme bari. Siz de kız anası olun da ileride siz kapı dinlemeyin olur mu? Gelin bakayım şöyle yanıma. Gelin. Gelin kuzularım benim. Hani konuşacağımız konular vardı? Aile meclisini toplayalım da konuşalım şu konuları bir. Hı? Anne vallahi ben bittim ya. Ah! Ay kız elim iyileşmedi. Pardon. Allah senin canını almasın. Ah. Yani sonra konuşalım. Ben biraz uyuyayım. Çok uykum var. Kusura bakma. Konuşuruz sonra. Anne hadi sen de eline merhem sür. Sonra yat. Ben de sabah erkenden kalkacağım. İş bakacağım. Ha. Hı. İyi sürerim canım. Sürerim. Olmamıştır değil mi? Yok anne ya. Zaten yarın konuşuruz hep beraber. Merak etme sen. Olmamış. İyi hadi yat sen de. Tamam. Hadi iyi geceler. Yapmaz öyle şey.